İnşallah. Peki doktorum. Buyur abi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala rasulina Muhammedin salavat. Çoklar tarafından halen veya halen sorulan bir sual var. Konu bu olacak inşallah abi. Çoklar tarafından sorulan bir sual. He, konunun adı bu. Evet abi. Şimdi suali söylüyorum abi. Çok kişi maruz kalmıştır belki bu derse katılanların. Kendinize enfüsçü namı verip alışılagelen tarzınız dışında müzakereler yapıyorsunuz. Gerçi kaynak olarak Risale-i Nur metinlerini alıyorsunuz. Fakat bu çeşit mütalaa ve müzakere usulünüzü Risale-i Nur kabul eder mi? Diye böyle adamın hali de sorabiliyor abi. İlla dile getirmiyor ama öyle çekiniyor yani. Acaba sadakatsizlik mi olur gibi düşünüyor belki yani. Hı hı. Bu suali biraz daha genişletiyorum abi şimdi. Hastam onu 89'da diyor ki Risale-i Nur'un talimatı dairesinde ve bizlere bahşettiği hizmet noktasında feyizli makamlara kanaat etmeliyiz diyor. Sual, bu çeşit müzakereler, mütalalarla Risale-i Nur'un talimatı haricinde mi hareket etmiş oluyoruz? Başka bir yerde diyor ki Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder hem bu müstakim ve metin cadde-i Kur'aniye'ye bilmeyerek zarar verir. Zındıkaya bir nevi yardım olur. Bu çeşit şeylerle Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmış mı oluyoruz? Aşağı. Başka bir sual. Başka yerde diyor ki Risale-i Nur'un makbuliyetine dair hastamını 160. Risale-i Nur'un makbuliyetine dair eski evliyalardan şahit getiriyorsun. Halbuki وَلَا رَتْبِ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ sırrıyla en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acip sual karşısında bulundu. Ben de Kur'an'dan istimdad ederim. Üstad'a Risale-i Nur için sorulmuş bu sual. Şimdi bu kanuniyeti alıp meselemize tatbik etsek aynı suali. Bu meselemizde de en ziyade söz sahibi Risale-i Nur'dur. Acaba bu sistemi Risale-i Nur kabul eder mi? Öyle ya, yani Risale-i Nur'un kabul etmediğini bizim de kabul etmememiz icap ediyor zaten. Kamera çevirir misin? Şimdi bu suallere cevap alacak yerler var abi. Fakat öncesinde şunu belirtmek lazım. Bu bizim yaptığımız müzakerelerin iki temel özelliği var. Birinci özelliği enfüsi hususiyet taşıyor. Enfüsi olma ciheti var. İkinci özelliği izahın da ötesinde istihracı şeyler var. İstihraç yapılıyor. Enfüsi olması ve istihracı olması bu ikisine cevap olacak bazı yerler topladım. Tabii bu toplamayı yaparken de şu şeyde olmak lazım abi. Yani Risale-i Nur'dan herkes neye cevap bulmak istiyorsa demiş ya, bana tevili mümkün olmayan bir söz getirin, sizi idam edeyim demiş ondan. Herkes bulur kendine göre orada. Ben de böyle şey olarak değil, böyle bunlara arzuma fetva bulmak için değil de böyle insaflı bir şekilde bakmak lazım buralara ki acaba hakikaten onaylıyor mu Risale-i Nur bu sistemi yani. Birinci noktaya cevap ise neydi? İki özelliği vardı. Yani enfüsi kavramı nereden çıktı? Bu tabiri Risale-i Nur kabul ediyor mu? Birinci nokta bu. Bununla ilgili üç tane okuyacağım yer var abi. Birincisi 146 emir daha bir.
Şimdi burada biraz geriden alacağım ben. Bu enfüs meşrebi, mesleği neyse yolu. Sonradan çıkan bir şey mi? Risale-i Nur'da var mı böyle bir şey? Bu 146 Emirdağ 1. Özellikle dikkat çekmek istediğim yer aynen öyle de dedikten sonrası ama biraz geriden alacağım ben. Konu daha iyi anlaşılacak inşallah. Okuyorum. Evet ben Hulasatül Hulasa'yı okuduğum zaman koca kainat nazarında bir halka-i zikir oluyor. Fakat her nevin lisanı çok geniş olmasından fikir yolu ile sıfat ve esma-i ilahiyeyi ilmen yakın ile izan etmek için akıl çokça alıyor. Sonra tam görür. Hakikat-ı insaniyeye baktığı vakit o cami mikyasta, o küçük haritacıkta, o doğru numunecikte, o hassas mizancıkta, o enaniyet hassasiyetinde öyle kat'i ve şuhudi ve izani bir vicdan, bir itminan, bir iman ile o sıfat ve esmayı tasdik eder. Hem çok kolay, hem hazır yanındaki aynesinde hiç uzun bir seyahat-ı fikriyeye muhtaç olmadan iman-ı tahkikiyi kazanır ve اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَى سُورَةِ الرَّحْمَنِ hakiki bir manasını anlar. Çünkü Cenab-ı Hak hakkında suret muhal olmasından suretten murat sirettir, ahlak ve sıfattır. Evet, nasıl ki ehli tarikat seyri enfüsi ve afakı ile marifet-i ilahiyede iki yol ile gitmişler. Ehli tarikat seyri enfüsi ve afakı ile marifet-i ilahiyede iki yol ile gitmişler. Ve en kısa ve kolayı ve kuvvetli ve itminanlı yolunu enfüsi de yani kalbinde zikri hafiyyi kalple bulmuşlar. Aynen öyle de. Ehli tarikat iki caddeyle gitmiş abi. Enfüsi ve afaki bir seyir izlemiş. Tamam. Aynen öyle de. Yüksek ehli hakikat dahi marifet ve tasavvur değil, belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki cadde ile hareket etmişler. Yüksek ehli hakikat da onlar da iki cadde ile hareket etmişler. Şimdi burada iki caddeden bahsetti. Ehli hakikat için bunlar da iki cadde seçmiş. Bir devamını okumadan bir tahmin etseyin, tahmin etmek istese insan şöyle, bu iki cadde ne olabilir? Herhalde biri Risale-i Nur'un caddesidir. Öbürü de Risale-i Nur haricindeki caddedir diye böyle akla gelebiliyor. Halbuki öyle değilmiş yani. Nasıl? Bu iki caddede Risale-i Nur ikinci, içinde olan iki caddeden bahsedecek şimdi. Risale-i Nur içinde iki cadde varmış. Devam edeyim. Yüksek ehli hakikat dahi marifet ve tasavvur değil, belki ondan çok âli ve kıymetli olan iman ve tasdikte iki cadde ile hareket etmişler. Biri, kitab-ı kainatı mütalaa ile ayet-i kübra ve hizb-i nuriye ve hulasat-ı hulasa gibi afakta bakmaktır. Diğeri, ve en kuvvetli ve hakka yakın derecesinde vicdani ve hissi, bir derece şuhudi olan hakikat-ı insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fitresini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalaa ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırrı akrebiyete ve veraseti nübüvvete bakar. Ve enfüsî tefekkür-i imani hakikatının bir parçası 30. sözün ene ve enaniyette ve 33. mektubun hayat penceresinde ve insan penceresinde ve bazı parçaları da sair eczai nuriyede bir derece beyan edilmiş. Yani buradan bu iki caddeden bahsetti. Risale-i Nur'un afaki ve enfüsi olmak üzere iki caddesi var diyor abi. Üstad diyor bunu. Bir de bunu Emir Dağ layıkasına koymuş yani. O da acı ilginç. Şimdi devamında diyor ki bunu hem layıkaya hem sikke-i gaybiyeye hem kulasanın ahirine yazılsın. Niye üstad bu mektubun layıkaya geçmesini istemiş? Herhalde bir hikmeti şudur. Böyle bir cadde, böyle enfüsi dersler
Risale-i Nur'un mesleğine zıt değil demektir yani bu. Laikalarda mesleği sınırları çiziliyordu ya, bunu da buraya koymuş yani. İki cadde var diyor yani. Buradan birinci anlaşılan buydu. Risale-i Nur'un içindedir bu yol. İkinci anlaşılan bu okuduğumuz yerden Enfüsi dediği cadde daha kısaymış, daha kolaymış, daha kuvvetli ve itminanlıymış abi. Diğer anlaşılan da bu. Şimdi bu birinci noktanın ilk atıfıydı. Bu birinci noktaya cevap olan ikinci atıfa geçiyorum şimdi. O da Badıllı Mesnevi 324. Bu ince mesnevide 147'ye denk geliyor. Burada 324. İlan. Ey kardeş bil ki tefekkür varit ve camit olan gafleti eriten bir nur olduğu gibi dikkat dahi karanlıklı ve kuru evhamları yakan bir ateştir. Fakat sen kendi nefsinde ve vücudunda ve içinde tefekkür ettiğin zaman derinliklere nüfuz eden batın ismi şerifinin muktezasıyla inceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tafsilatıyla fasleyle. Sen kendi nefsinde ve vücudunda ve içinde tefekkür ettiğin zaman derinliklere nüfuz eden batın ismi şerifinin muktezasıyla nasıl yap? İnceden inceye ve yavaş yavaş ve içine dalarak bütün tafsilatıyla fasleyle. Allah Allah. Çünkü bunda yapılan tahlil ve tafsilde sanatın kemali tamamıyla tecelli eder. Ama afakta tefekküre başladığın zaman ismi zahirin muktezasıyla icmalli ve süratli geç. İçine ve derinliklerine inme. Hem nazarı bir şeyde tahdit edip durma. Fıkh profesörlerin yaptığı hatadır yani abi bu. Başka yerde de diyor ya, akliyatla fazla meşgul olan bir hastalığa düşer diyor yani. Fıkh profesörlerde inceden inceye afakta tefekkür insanı böyle yapıyor. Ne yapıyor? Belki yalnız kaidenin izahı hadetine göre yap. Çünkü nesini söylüyor? Bunda sanatın şaşası onun icmalinde ve mecmuunda daha çok celi, daha parlak, dahil ve güzeldir. Yoksa aksini yaparsan o sahilsiz denizde boğulur gidersin. İşte eğer orayı, yani ismi batın tecellisi inceliklerinin mazharı olan enfüs dairesini tahsil edip, burayı yani afakı icmal edersen vahdete yakınlaşmış olursun. Ve o zaman sana cüz'iyatlar ecza hükmünü envada kül haline alır ve onların muhtelif olan vaziyetleri müntezic olan hallerde müttehit olup nur-u yakin ondan feveran edecektir. Fakat eğer bunun aksini yaparsan, şimdi burası da mühim, bunun aksini yaparsan, enfüste tahsilli yapıp afakta icmalli yapmazsan, yani kendi nefsinde mücmel geçip afakta tahsilata girişirsen, o vakit kesret seni teşeddüte uğratır, kesret seni dağıtıp, evham da seni havalandırır. Enaniyetin ise kalınlaşıp, gafletin dahil cumudiyet peyda eder. En nihayet gide gide bu iş tabiata inkılap edebilir. Ve o zaman cüz'iyatlar sana eczalar gibi genişlenerek seni çekip, bir cüzde, belki bir cüz-ü layyete cezzada sıkıştırıp boğduracaktır. İşte dalalete incirar eden kesret yolu budur. Bu da şey gibi abi, o Nadir abinin sözünü naklediyordunuz ya, ne kadar olsa işi kokusu kalıyor demiş ya. Ona bakıyor biraz. Harici işte tafsilatlı yapıyor. Afaki iş yaparsan şu şimdi üçüncü atıp ...688 sözler. Üçüncü nokta. Hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var.
Fakat o bahis hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tahsili geçtiğinden ona havale edip yalnız bunu ifdar ederiz ki hayatta hissiyat suretinde kaynayan menfuç nakışlar pek çok esma ve şuunat-ı zatiyeye işaret eder. Şimdi hayattan bahsetti abi. Hayatın önemli bir mahiyeti var diyor, pek mühim ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Şimdi burada da hayatta olan hissiyat suretinde kaynayan mevcut olmuş nakışlar varmış. Hayattan hissiyatlar var. Bunlar şunu yapıyormuş, pek çok esma ve şuunat-ı zatiyeye işaret eder diyor üstad. Tamam. Allah'ın şuunatını gösteriyor, esmasını gösteriyor bunlar. Gayet parlak bir surette Hayy-i Kayyum'un şuunat-ı zatiyesine aynedarlık eder. Bu hayattaki hissiyat suretinde kaynayan nakışlar şuunat-ı zatiyeye, esmai sıfatı da geçti, şuunat-ı zatiyeye aynedarlık ediyormuş, onları gösteriyormuş. İnsanın burada üstadın biraz bu sırrı izah ettiğisi geliyor. Nasıl aynedarlık ediyor şuunat-ı zatiyeye hayat, hayattaki hissiyatlar? Bu sırrı biraz izah et bize. Şu sırrın izahı. Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. Üstad kapıyı kapadı şimdi abi. Neye kapadı kapıyı? Allah'ı tanımayanlara şuunat-ı zatiye olan aynadarlıktan bahsetti. En küçük bir şeyden bahsetti. Biraz daha böyle açsaydı bu konuyu. Zaman olmadığından kapıyı kapıyoruz. Kime karşı dedi? Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı. Buradan da anlaşılan iki şey var benim anladığım. Birincisi şu. Böyle yüksek enfüsi derslere ilgi duymamanın bir sebebi şuymuş. Allah'ı tanımamak ve daha tam tasdik etmemekmiş. Yani illa bu olacak değil de bir sebebi de buymuş yani. Hatta bir yer okumuştum da bunu. Öyle demişti. Bizim hissemiz var demişti yani birisi. İkinci anlaşılan şey burada. Hayatın, hissiyatların, şuunat-ı zatiyeye olan aynedarlığı konusundaki kapıyı kapattığı zamanı değil dedi. Demek o kapının açılacağı bir zaman varmış ki zamanı değil dedi. Buradan işare olarak bu da anlaşılıyor benim anladığım. Zamanı değil demek, bir zamanı da var ki, bu zaman değil diyor, kapattı o kapıyı. Çok açmadıyız da. Ama bir zamanı varmış ki, maşallah. Zamanı değil. Biraz bu şuna da benziyor abi. Gerçi sade tarihçi ama o ifade, bu mana olarak şuna benziyor. Pastamonu'nun 248'de Süfyan ve Deccal'la ilgili, orada da garip bir ifade kullanıyor, diyor ki, hem şimdilik bu müşevveş vaziyetlerde çok zararlı, hem hocaları, hem ehli siyaseti Risale-i Nur'a karşı cephe almaya ve tecavüz etmeye sebebiyet veren şapka ve ezan meseleleri ve Deccal ve Süfyan ünvanları Risale-i Nur şakitleri yabanilere karşı lüzumsuz medar-ı bahs ve münazara edilmemek lazımdır diye devam ediyor. Burada da okuduğum yerin ilk şeyinde diyor ki, şimdilik diyor, hem şimdilik. Şimdilik böyle olması lazım. Demek ki başka zaman başka da olabilir yani. Yani bu adamların mahiyetlerinin ne olduğu ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Şimdilik olmasın diyor. İşare olarak buradan da böyle bir şey anladım yani. Şimdi bu erdüsi kavramı Risale-i Nur'da sizin hatırınıza gelen çok yerler olmuştur belki de. Ben üç tane seçtim abi. Şimdi o ikinci şeye geçiyorum. Diğer özellik istihraç var mı? Böyle istihraç yapılmasına ne diyor Risale-i Nur? Onunla ilgili birkaç yer. 37 sözler. Şu hikayeyi temsiliyede olan hakikatları eğer fehmettiysen, hakikat-ı dini ve dünyayı ve insanı ve imanı eğer tehmettin ise diyor, dinin hakikatını, dünyanın hakikatını, insanın hakikatını
imanın hakikatını ona tatbik edebilirsin. Mühimlerini ben söyleyeceğim, incelerini sen kendin istihraç et. Şimdi üstad böyle izin veriyor burada, istihraç et diyor, izin veriyor burada. Evet. Hatta biraz bu cümle ele alsan, incelerini sen kendin istihraç et, izinin de ötesinde bir emir var burada yani. Siz de demiştim, emrediyor yani. O şey gibi, o İhlas leması için lavakal 15 günde bir okunmalı diyor. 21. lemada. Hulusi abi bir mektubunda en az 15 günde bir okunmasını emir buyurduğunuz diyor işte. O emir olarak anlamış yani. Böyle bir tavsiye olarak değil de emir olarak anlamış yani. Başka bir yer bununla ilgili. 398 mektubat temsildeki sair işaretlere hakikatin sair cihetleri tatbik edilemiş. Burada işaretler var diyor bu temsilde burada da. Hakikatin sair cihetlerini tatbik edilemiş. Tatbik edebilirsin diyor yani. 195 sözlerde diyor ki kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikata tatbike çalış. Burada da. 198 sözlerde kuvvetin varsa temsildeki defraytı tatbik et. 314 sözler daha zahir cihetleri sen kıyas eyle, kıyas yap diyor. Hakikatı temsile tatbik et. 87 nurun ilk kapısı daha başka noktaları sen tatbik edebilirsin. Bu da bununla ilgili atıflar abi. Şimdi şurada bir de şurayı okuyayım. Bu çok kişiler tarafından biraz tahmin ediyorum ben yanlış anlaşılan bir yerdir abi. Neresi, nereyi okuyacağım? 198 sözler. Tamam. Önce o yanlış anlaşıldığını düşündüğüm yeri okuyorum ben. Ondan sonra geriden alacağım. Diyor ki, sen ona Halık ismiyle yanaşmak istersen, senin Halık'ın hususiyetiyle, sonra bütün insanların Halık'ı cihetiyle, Halık ismiyle Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak, yanaşmak istiyor, istersen diyor, tamam. Ne yapmam lazım? Senin Halık'ın hususiyetiyle, tamam. Biraz daha genişler. Sonra bütün insanların Halık'ı cihetiyle, sonra bütün zihayatların Halık'ı ünvanıyla, sonra bütün mevcudatın Halık'ı ismiyle münasebettarlık lazım gelir. Yoksa zılda kalırsın, yalnız cüz'i bir cilveyi bulursun, dedi. Şimdi buradan burayı birisi söyleyince bana şey gibi anlıyorum burayı. Böyle yapmak lazım, böyle yap. Önce kendi Halık'ın, sonra genişle zihayatların, yok bütün insanların, bütün zihayatların, halbuki görmediğim o kadar hayat sahipleri var ki, onların Halık hususiyetine bakmam biraz zor gibi geliyor bana. Biraz daha genişlet, bütün mevcudat. Mevcudat deyince hala, haberim olmayan bir sürü mevcudatlar, nasıl bakacağım ben bunların Halık'ı ismiyle, nasıl bakacağım Cenab-ı Hakk'a? Şimdi geriden alıyorum abi. Allah'a emanet, benim anladığım şunu diyor şimdi burada. Padişah o nefere, arada bir şeyler var, geçiyorum. Bizzat huzuruyla gayet yakındır. Hiçbir şey mani olup hayır olamaz. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler hayır, binler hicaplar fasıldır. Perdeler var. Fakat bazen merhamet eder, hilaf-ı adet, adetinin dışında bir neferi huzuruna alır, lütfuna mazhar eder. Öyle de. Emri künfe yekûne malik. Güneşler ve yıldızlar emirber neferi hükmünde olan Zat-ı Zülcelal, her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde, her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Allah çok uzak, tamam. Her şey bana da benden daha yakın, her şeye de her şeyden daha yakın. Ama her şey ondan nihayetsiz uzak. Ben yakınlaşmak istiyorum şimdi. Nasıl yapacağız bu işi? Onun cevabını verecek. Onun huzur-u kibriyasına perdesiz girmek istenirse, zurmani ve nurani, yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfati
70 binler hicaptan geçmek, 70 binler perdelerden geçmek, her ismin binler hususi ve külli derecat-ı tecellisinden çıkmak, her o kadar perdelerden geç tamam, her ismin de binler dereceler var, tecelli dereceler var, hususi ve külli tecelli dereceler var, bunlardan da çık diyor, isimlerin tecellilerinden çık. Gayet yüksek tabakat-ı sıfatında mürur edip, sıfat tabakalarında mürur et. Ta ismi azamına mazhar olan arş-ı azamına uyruç etmek, bunu yapmak. Eğer cezbeli olmazsa binler seneler çalışmak ve sülük etmek lazım gelir. Cezbeli olmazsa. Şimdi bunun akabinde diyor ki, orayı daha okuyayım, eğer böyle yapmak, böyle bir yolu kat etmek, eğer cezb ve lütuf olmazsa binler seneler çalışmak ve sülük etmek lazım gelir. Mesela sen ona Halık ismiyle yanaşmak istersen, senin Halık'ın hususiyetiyle, sonra bütün insanların Halık'ı cihetiyle, sonra bütün zihretlerin Halık'ı ilmanıyla, sonra bütün mevcudatın Halık'ı ismiyle münasebetdarlık lazım gelir. Yoksa zırhda kalırsın, yalnız cüz'i bir cilveyi olursun. Şimdi burada cezbelütuf olmazsa, dedik abi, binler seneler çalışmak ve sülük etmek lazım gelir. Bunun örneğiymiş, ilk okuduğum yer. Öyle benim Halık'ım, bütün insanların, bütün zihayatların, bütün mevcudatın Halık'ı cezbelütuf olmazsa, bu şekilde binler seneler çalışman lazım gelir diyor yani. Böyle yapmak zor diyor. Bu ilk okuduğum yer, yap demiyor da, böyle yapmak zordur, cezbelütuf lazım diyor yani. Cezbeli tut, biraz içine aksak bunu. Herhalde bu vicdana bakıyor cezb. Herhalde o dört şey sayıyordunuz ya. Evamir-i tekviniyeyi. Biri de ihtiyaç, iştiyak, bir de cezbeydi yani. Böyle enfüsü dairede olan bir çekim olursa bu iş kolay olur. Yoksa binler seneler çalışman lazım gelir. Senin Halık'ın, insanların böyle biraz uğraşman lazım bayağı diyor abi. Bir kahve yapsa. Biraz kısa sürdü abi. Benim atıflar bitti. Lan ne diyorsun ya? 34 dakika yaptın yani. Ay, biraz kısa sürdü ya. Ama nasıl oldu biliyor musun? Emin ol, hiç karışmadım. Yani o kadar ihtiyacım vardı ki. Yani anlaşılsın diye değil. Benim o kadar ihtiyacım vardı ki bu derse. Soruyu zikrettiğin zaman damarım opladı. Yani insan bir yolda gider de emin olmak istemez mi? Yani hatır için şunlar olmaz. Talak verilmez. Nikah olmaz. Yemin olmaz. İbadet olmaz. Dava olmaz. Senin için oruç tutuyorum. Senin için bu davayı. Senin için susuyorum. Yani evet kibarlık var, terbiye var, edep var ama o eylemde ama iç alemimizde Risale-i Nur'a karşı kanaat getiremezsek meslek ve meşrebi olmaz ki. Yani dolayısıyla öyle bir neşter attın ki çok maşallah tebrik ediyorum ya. Çok hoşuma geldi, çok. Ve acayip bir yer. Mesela Emirdağ 146'dan alması ve parmakta bastın Emirdağ'da geçmesi, laikaların genelinde kitabı böyle tuttuğun zaman, mesela şu tarihçi Rüştü abi derdi ki, mesela bir insan tarihçiyi niye okur? Bunu çok onda hep öğrenirdik ya. Abi tamam işte yani ustanın hayatı. Hani mesela deprem olduğu zaman, kaza geçirdiğimiz zaman, mesela kaza geçiriyoruz. Yukarıdan düştüğümüz zaman araba buzun içinde gidiyor. Ne deriz? Allah! Allah diye bağırırız. Değil mi? Allah diye bağırırız. Yani bundan başka kimse bir şey. Ustad Van'da düşerken davam demiş, davam. Bunu okuyan, ilk okuyan dava adamı olurdu derdi. Dava adamı.
Çünkü Kur'an'ın şu vasfını öne çıkarıyor diyor. Benim tespitim değil bu. Kur'an'da kâle Musa, kâle Firavun, kâle Musa, kâle Firavun, Musa dedi, Firavun dedi. Bunu anlatan eser bu. Yani davayı anlatıyor. Emirdar layıkası içsel hissiyatımızı kıbleye koyar. Kastamonu layıkası dış dünya eylemimizi kıblesine koyar. Barla idealist dava adamının ruh malzemesini oluyor. Ruhu inşa eder, ruhunu. Tarihçe dava adamı yapar adamı vesaire. Dolayısıyla Emirdağ'ında öyle olması enfusidir. 29. söz afaki ve enfusi. İşaret edeceğiz enfusi ve afaki. Yani bu zaten şeydir. Şeydi ama çok güzel topladın yani. Bilmiyorum arkadaşlarına ne diyor. Çok hoş oldu. Hele afaki tefekkürde ne yaparsan yap şirk kokuyor. Yani kurtulamazsın. Yani mümkün. Her şeyi ona veremezsin ya. Çok zor. Ancak enfus de mesela nasıl olur? Enfus aleminde benim gömleğim, benim atletim işte malum o ben bunu tefekkür edince tamam tefekkür edince bu sefer alemi de verebiliyorsun. Yani kendinde bir benlik bırakmadın ki alemdekine de şık koşasın. Sende bir şey kalmadı ki. İşte bugünkü dersim mesela Dima biliyorsunuz Dima zihin arası diyor ki 336'da büyük insan kainat, küçük kainat olan insan. Çözemediğin zaman bir şeyi ya kainattan çöz sonra buraya geç veya buradan çöz oraya git. Mesela diyor ki insanın hayali, alemi misal. O cinsten yani. İşte diyor ki ilgimi çekti ben bir şey. Şey yapayım bak şurada. Göstereceğim size de. Diyor ki kainatın kuruluş vücudunun gayesi his, şuur ve akıl. Yani kainatın hayatının hayatı his, şuur, akılmış. Eğer kainattan diyor Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çıksa gitse diyor. Kainat vefat edecek diyor. Kur'an gitse dünya diyor. Küre yerden dünya Kur'an gitse diyor. Divane olacak. Başını bir yere vuracak diyor. Kainattan Risalet-i Muhammed'e gitse diyor. Vefat edecek. Risaletle diyor. Vefat ne alakası var? İki günden beri bunun peşindeyim. Ondan sonra neyle çözdüm onu anlatacağım. Kainattan Risalet-i Muhammed'e gitse kainat vefat edecek. Ya ne alakası var Risaletle? Kainat niye vefat etsin? Sonra Risaleti tespit ettim. Sonra bende uyguladım. Sonra büyüğüne geçtim. Vay! Yani mesela Risale'nin de anlamanın bir yolu kitaba soru sormaktır. Bazen karşıtıyla gitmektir, bazen karşılığıyla gitmektir. Bazen küçüktekinden büyüğüne, büyükten küçüğüne. İşte enfusi niye şirk olur? Enfusi tam ne yaparsan yap, ne kadar anlarsan anla. Afaki tefekkürde bir kalıyor bir şey işte. Benlik, sahiplilik, ben kalıyor ben. Enfusi tefekkürde bu seyahat ede bıraka dışarıya atıyorsun. Şimdi kendine ben vücut vermedin ki kainatta tabiata esbaba vücut veresin. Evet. Allah razı olsun. Evet çok güzeldi. Çok keyifli bir şeydi ya. Sözün güzelliği kısalığındadır. Ne güzeldi ya. Enfusi tefekkür. Bu meslek külliyatta bu meslek çok geniş bir cadde-i kübradır. Muzami ümmet cadde-i kübradan gider. Yani diğerleri ülfete sarıyor be kardeşim. Ayet-i kübra. Ayet-i kübra işte biliyoruz. İkinci şua, dördüncü şua.
hissiyatıma diyor yaklaşmanız. Tamam, oku oku. Tabii ki okuyacağız. Onunla temel odur. Ama vallahi ben bazen düşünüyorum. Benim okuduğum gibi değil galiba külliye, şey ustadın okuduğu şekil. Yani Allah razı olsun. Yani ustad bizim gibi okuyor. Niye? Lezzet alıyormuş yani. Ama Afaki de şey yapıyormuş. En az 50-100 sayfa okuyormuş günde. Ben bugün ne kadar okudum biliyor musun? Şey tövbe. 3 günden beri. Levalar 336 değil. Kainat diyor. Şey hayat kainattan süzülmüş en kulasadır. His ve şuur hayattan süzülmüş kulasadır. Akıl his ve şuurda kulasadır. Risalet-i Muhammed'i kainatın hayatıdır vesaire. 3 günden beri koca bir sayfanın bu kadar paragrafını okuyor. İnana başka bir işim yok. Yemek, tuvalet, Kur'an ve bunu yap. Ama bu kadar bir yer. Oğlum dedim ya kainattan risalet gitse kainat vefat edecek. Yani kainatın şeyi, hayatı, risaleti, Risalet-i Muhammediye değil ki ya. Sonra bir parçasını dün şeye gönderdim. Selahattin Hoca var. Şeyde İstanbul'da seyittir Allah razı olsun. Yakuplu'da imamdır şu anda aktif. Sonra işte Furkan da yayınlamış galiba biraz yazıya dökmüş. Yani enfusi tefekkür aman yarabbim. Yani bunun içerisindeki tat gibi enfus. Bunun içindeki tat. Hep devam bunu şey yaparsan ülfet seni sarmalar. Bunun içi bununla değişecek. Yoksa ustada gaflet gelmiş. Nereden biliyor musunuz? Kur'an'dan. Bana diyor Kur'an'a karşı ülfet geldi diyor. Bir isim vardı ki diyor ülfeti o kırmış bir tane. O da ben araştırdım. Hani acaba ülfeti ne kırmış diye merak yoluna düştüm. Hatırlarsınız da mektubatta diyor. Hatırladınız mı? Kur'an'a ben diyor ülfet oldu diyor. Kur'an'a ülfet oldu ya. Risale'nin nerede kalır? Sonra bir latifem vardı ki diyor. O kapıdan girdi yani. 99 kapı kapalı olsa sarayda. Bir tane açık olsa bu acayip bir misal biliyor musunuz? Felsefeyi de duman ediyor bu. Yani şeytan der ki 99 kapı kapalıdır ya bu saraya girmez. O bir tane açık kapıyı göstermez. Oysa bir tane açık kapıdan gir 99'u da açarsın. Ustad diyor ki bana Kur'an'a karşı ülfet oldu diyor. Sonra enfusi tefekkürle o ülfet kırılınca saraya girdi. Sonra diğer kapanan kapıları da açtı. Ama niçin olmuyor bu zamanda? Haram yemeyeceksin. Haram yemeyeceksin. Haram yapmayacaksın. Doğru konuşacaksın. Dostlarını satmayacaksın. Davanı zaten. Bunların temeli bu. Vefanı bırakmayacaksın. Neyse bu ulvi sıfatlar ne kadar terk edilirse o nispette gabavet başlıyor. Ülfet başlıyor. Haram yemeyeceksin kardeşim. Yalan konuşmayacaksın kardeşim. Takvan olacak kardeşim. O zaman bu zahirde okumalar şey yapar. Enfuse geçmesen de seni idare eder. Ülfet olmaz. Ama ustada kısmen olmuş. Bu zaman işte şey. O zaman ne yapacağız? İştirak amali uhreviyeden alacağız. Ve enfusi tefekkür insanı aslına taşıyor. Ve öyle bir makama getiriyor ki seni sen yaratılış sürecine seni ortak ediyor.